Merhaba Seda Hocam, merhaba Emine Hocam. Teşekkür ederim dönükleriniz için. Evet, saatimiz 9, yavaş yavaş başlayalım. Nasılsınız öncelikle, iyi misiniz? Ben İsmail Üteç. PDR ve ABT dersleriyle ilgili bir ön hazırlık dersi yapacağız bugün. İçerikle ilgili konuşacağız. Hangi akademik kitaplar önemli? Nasıl hareket etmeliyiz? Plan ve program konusunda görüş ve düşüncelerimiz olacak. Hazırsak yavaştan başlamak istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi 2023 sınavı için, KPSS sınavı için ÖSYM şu anda bir değişiklik yapmadı. Yaparsa da onu biz sınava hazırlık sürecinde, daha doğrusu başvuru sürecinde görebiliyoruz. Ama şu anki durumda genel yetenek ve genel kültür sınavı var. İlk sınav, pazar sabahı olan sınav. Genel yetenek sınavında sözel bölüm var hocam. Burada 30 tane gördüğünüz üzere Türkçe sorular var. ÖSYM buradan zorlamaya çalışıyor. Bu sene iptal edilen sınava girdiysek hocam, bu dediğimi daha net anlayabiliriz. Yorucu, oyalayıcı, biraz felsefi metinler, biraz karmaşık sorulardan oluşuyor. Yani Türkçe ve matematik için totalde 60 sorumuz var ama hani süre anlamında bizi diskalifiye eden sorularla karşılaşabiliyoruz. Süre anlamında ALES gibi artık bir sınav haline geldi, biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden biraz zaman, biraz hızı ölçen bir sınav haline geldi. Totalde genel kültürde hocam bakacak olursak tarihten 27 tane sorumuz var. En fazla İnkılap tarihinden çıkıyor. Coğrafya, Türkiye coğrafyası, Türkiye'nin ekonomik ve beşeri özelliklerinden sorumluyuz. Ama şunu bilelim, sonraki sınavda, bu seneki 2022 sınavında harita bilgisini ölçen sorular gelmiş. Bu yüzden buna dikkat edelim. Vatandaşlık, 9 tane sorumuz var. Güncelle de 6 tane sorumuz var. Artık bu güncel değil bildiğiniz üzere. Daha çok genel kültür düzeyinde, daha çok bilgi yarışmalarındaki türden sorulara hocam maruz kalıyoruz. Totalde genel yetenek, genel kültürde hocalarım 120 soru, 130 dakikada süremiz var. Pazar öğleden sonraki sınavımız eğitim bilimleri. Eğitim fakültesi mezun arkadaşlar, 4 yıl boyunca gördüğü veya formasyon olan arkadaşlar varsa aramızda, psikoloji mezunu, formasyon bilgisi ölçen bir testtir hocam. Eğitim bilimleri, öğretim hikaye ve yöntem tekniklerinden en fazla soru geliyor. Ölçme, öğrenme, rehberlik ve girişimden gördüğünüz üzere hepsinden aşağı yukarı 10'ar 12'şer tane soru geliyor. Program geliştirme, sınıf yönetimi, materyal tasarımı, bunlar kısa dersler bildiğiniz üzere. Bunlardan 4'er 5'er tane soru gelmektedir değerli hocalar. Geliyoruz PDR'ye. Asıl bizim branşımız PDR'ye. 50 soru olan yıllarda hocam 2019'a kadar durum bundan ibaretti. Ama 2019 ve sonrasında ise 75 tane sorumuz geldi. Bu 75 sorumuza temel psikolojik kavramlar, psikolojik danışma kuram ilke ve teknikleri, davranış ve uyum problemleri, bireyi tanıma teknikleri, bireyle grupla psikolojik danışma, mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı, PDR araştırma, istatistik ve program geliştirme, meslek etiği ve yasal konular. Evet, hocaların hocası, önemli bir hoca var. Kim? Nilüfer Voltan Acar Hoca. Hepiniz bilirsiniz. PDR branşındaki arkadaşlar iyi bilir. Nilüfer Hoca der ki, bir psikolojik danışman yetkinlik kazanması için, hele hele grupla danışma kitabında yazar bunu, grupla danışmada yetkinlik kazanması için, orada liderlik ve liderlik becerileriyle ilgili bir konu vardır o kitapta. Bütün bunların hepsine hakim olmalıdır der. Hatta grup ve psikolojik danışma yapabilmek için kendisi yüksek lisans seviyesinde bilgi ve tecrübe edilmesi gerektiğini söyler. Kendisi rehberliğin duayeni olan Feriha Baymur hocanın da öğrencisidir aynı zamanda, bilirsiniz. Feriha Baymur, psikolojiye giriş vesaire kitapları vardır hocam. Şimdi konulara bir bakalım. Temel psikolojik kavramlar. Totalde kaç tane sorumuz geliyordu hocam? 10 tane sorumuz geliyordu. Size önereceğim kitaplar var. Tüm psikolojiye giriş kitaplarını size öneririm. Onun dışında
Rod Piotrek'in kitabını ayrıyeten söylemek istiyorum. Sebebi ise şu, biraz mizahi anlatım var. Kalın bir kitap, bayağı bir kalın bir kitap. Saman kağıdına basılmış bir kitap ama özellikle fizyoloji, psikoloji dersini böyle mizahi anlatım, örneklendirilmiş anlatımla güzel, eğlendiriyor hocam. Öyle bir kitap. Onun dışında eğitim psikolojisi, onun dışında insan ve insanlar ki sosyal psikoloji konusunda tek geçerim. ÖSYM'de zaten bu kaynağı referans aldığını altını çizebiliriz. Kim? Tabii ki de Profesör Doktor Çiğdem Kağıtçıbaşı hocam. Bu hoca çok önemlidir. Çiğdem Kağıtçıbaşı dediğinizde bir durmamız gerekiyor hocam bu konuda. Çünkü duayendir kendisi. Peki, konular açısından neler var? Psikolojiye giriş var hocam. Psikolojinin altyapısı, temelleri, duyum, algı, ilke bunlardan soru geliyor. Özellikle yaklaşımlarla ilgili soru geliyor. Algın ilkeleriyle ilgili sorular geliyor. İkinci alt başlığımız temel psikoloji kavramlar ünitesiyle ilgili fizyoloji. Fizyolojik psikoloji aslında hani sınırları net, hani herkes aslında biraz soyut, işte biraz sevimsiz bir ders gibi olarak biliniyor. Genellikle birinci sınıf veya ikinci sınıf dersi olarak da gösterilir fakültelerde. Ama nettir. Hani beynin kısımları hocam hangi kaynağı açarsanız açın değişmez. Omurilik soğanının kısımlarını veya görevlerini nerede açarsanız açın değişmez. Bu yüzden bilgi düzeyinde bu konuyla ilgili sorular gelmektedir. Sosyal psikoloji, kavram diyorum. Sosyal psikolojide hocam bizim bilmemiz gereken en önemli şey kavram. Sosyal hızlandırma nedir, sosyal kaytarma nedir? Hocam bilmiyorsak, örneğini de bilmiyorsak yapamıyoruz. Onun dışında duygu, heyecan, bireysel farklılıklar, kişilik, özellikle şu bireysel farklılıklarda şunu biraz açacağız derslerimizde. Nedir o? Zeka. Çünkü ÖSYM zekayla ilgili kavramları soruyor. Zekayla ilgili kavramları hocam İbni Haldun'a kadar uzatabiliyoruz. İbni Haldun 1890'larda Francis Bacon, Galton, ondan sonra işte Stanford bile zeka testleri vesaire zekanda bir tarihsel gelişimini göreceğiz. Yine bu çerçevede kişilik ve kişilik kuramları. Bunu tabii ki psikolojik danışma kuram, ilke ve tekniklerinde de görebiliriz. Onun dışında hocam temel psikoloji kavramlarla da görüşebiliriz. İki gelişim, iki öğrenme, totalde 10 tane sorumuz geliyor. İkinci konumuz psikolojik danışma kuramları. Hocam, dediğim gibi kişilik kuramlarını temel psikolojik kavramlarda da görebiliriz. Bunun dahilinde görebiliriz hocalarım. Psikolojik danışma ilke ve teknikleri hocam, bu kaynak Tuncay Ergen'e. Tuncay Ergen'e kimdir? Çevresini yapan Türk Pedere Derneği'nin eski başkanlarından, Ankara'da bir üniversite öğretim görevlisidir. Yine psikolojik danışma kuramlarıyla ilgili Murdoch'un kaynağı. Hocam bu kaynaklar hangi üniversitede okursanız okuyun muhakkak bu süreçte bize referans olan kaynaklar arasındadır. Psikolojik danışma kuram ilke ve tekniklerinden toplamda 14 tane soru geliyor. Hocalarım bilmemiz gereken şeyler, kavramların özünü bilmemiz gerekiyor. Kuramların özünü teşkil eden kavramları bilmemiz gerekiyor. Mesela Adler demişken Adler'in sosyal ilgisini kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Örnekleri bilmemiz gerekiyor. İşte varoluş tarzları, varoluşçu terapi de var. Onun dışında gestalt terapinin temel. Bir de son dönemde çıkan soruları incelediyseniz kuram ve teknik eşleştirmesi çok fazla gelen sorular arasında. Darwinçi kuram, akılcı duygusal yaklaşım, bilişsel yaklaşım. Son yıllarda modern yaklaşımlar dediğimiz öyküsel terapi, feminist terapi ve aile sistemleri kuramı. Özellikle şuna özellikle dikkat etmek istiyorum. Çünkü içinizde belki aile danışmanlığı sertifikasını almış olan arkadaşlar da vardır. Aile danışmanlığı başlı başına bir derstir fakültelerde. Bu konuyla ilgili de kesinlikle bu yaklaşımları, bovunu, efendim satiri, yapısal aile terapisini, bu gibi terapileri bilmemiz gerekiyor. ÖSYM kuramlarla ilgili tekrar söylüyorum, örnek olarak soruyor. Kuramların kavramlarını soruyor. Bir de kuram teknik eşleştirmesini soruyor. Davranış ve oyun problemleri
2022 KPSS'de gördük ki DSM 5. Hep zaten soruları, çıkmış soruları incelediyseniz DSM 5'e göre bu nedir? DSM 5'e göre aykırı bozuklukları nelerdir? DSM 5'e göre saplantı ve zorlantı bozuklukları nelerdir? Bununla ilgili DSM 5'i sadeleştiren, Türkçe'ye çeviren kaynakları öneririm. Onun dışında ruh sağlığı konusunda Orhan Öztürk'ün kitabını söylemeden geçmek olmaz hocam. Yine anormal psikoloji ve patolojiyle ilgili. Tabii ÖSYM bizden bir psikiyatri yetiştirme kaygısı olmadığı için özellikle darmış uyum problemleri konusunda hocam örnek olay ve belirtilerini ve rahatsızlıkların bozuklukların nedenlerini iyi bilmemiz gerekiyor. Beslenme bozuklukları ÖSYM'nin favorileri arasında, OKB ÖSYM'nin favorileri arasında, kaygı bozuklukları, kişilik bozuklukları kesinlikle bir tane soru geliyor. Geçtiğimiz yıl yani 2021'de çok ilginç 3 tane soru geldi. Keşke gelsin deriz. Neden? Çünkü kişilik bozuklukları az çok. Dış hayatta, çevremizden, kendimizden, eşimizden, dostumuzdan örnek verdiğimiz A kümesi, B kümesi ve C kümesi dediğimiz bozukluklardır hocalarım. Nörogelişimsel bozukluklar ÖSYM'nin kesinlikle banka diye tabir ettiğimiz hocam konuları arasında. Birey tanıma teknikleri. Profesör Doktor İbrahim Ethem Özgüven hocanın birey tanıma teknikleri ve hocam psikolojik testler. Bunu okumayanınız yoktur veya elde olmayan yoktur. Onun dışında Profesör Doktor Cengiz Şahin birey tanıma teknikleri özellikle test dışı konusunda bu kitabı size önerebilirim. Birey tanıma teknikleriyle ilgili psikolojik testler hocam ya bir tane çıkıyor ya çıkmıyor ya psikolojik testin işlevi veya özellikleri çıkıyor. Onun dışında biliyorsunuz birçok test var. Bu teknikleri biz test ve test dışı teknikler olmak üzere ikiye ayırırız. Bunların örneklerini bileceğiz. Eğitim bilimleri rehber göreceksiniz. Orada da zaten bu konu işlenecek ama onun üzerine özellikle psikolojik testler, envanterlere karışan hatalar, işte kişilik testi olan atıyorum Minnesota çok yönlü kişilik envanterin alt boyutları, işte Stanford-Binet ve Wiskard testleri, Wessler testlerinin hocam karşılaştırılması, bunların alt başlıkları, alt hocam testleri, bunların özellikleriyle ilgili soru gelebilir. Onun dışında şunlar zaten bizim normal eğitim bilimleri derslerinde de anlattığımız şeyler. Grupla danışma. Grupla danışma dediğimizde şu iki kitabı ısrarla altını çizerek söylemek istiyorum. Nilüfer Voltan Acar bu konuda ilke ve teknikler kaynağı neredeyse Türkiye'de bütün üniversitelerde gösterebilecek kaynaklar arasında. Ayhan Demir, Selda Koydemir. Ben buna kara kaplı kitap diyorum. Çünkü ÖSYM bunu biliyor, bunu referans alıyor dostlarım. Grupla danışmanla ilgili toplamda 7 tane sorumuz var. Birey tanımayla ilgili de 7 tane sorumuz vardı. Hocam, terapotik faktörler, terapotik güçler, şu grup türleri yaklaşık 15-20 tane grup türü var. Bunlardan birisi muhakkak çıkıyor. Direnç, transferans. Karşıt direnç, karşıt transferans, liderlik, liderlik tarzları, alıştırmalar veya alıştırmaların özellikleri, grubun planlanması ve grubun aşamaları. Bir de hocam zor üyeler. Burada varmış zor üyeler. Tekelci üye kimdir? Tekelci üye hocam grubu tekelini almak isteyen üyedir. Efendim günah keçisi, şamaroğulları, bunlarla baş etme yolları nelerdir? Bunlar üzerinde duracağız. Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı dediğimizde kesinlikle banko Türkiye'de kabul edilen otorite kaynaklardan, akademik kaynaklardan birincisi Profesör Doktor Yaşayan Efsane diyorum ben ona, Binur Yeşilaprak Hoca'nın kaynağıdır. Yıldız Kuzgun Hoca'nın kaynağı da yine bu konuda referans edilebilir. ÖSYM bunları ısrarla kullanıyor, haberiniz olsun. Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı ile ilgili 6 soru var. Bunun bir iki sorusu mesleki rehberliğin giriş ünitesi ile ilgili. Diğerleri ise kuramlar. Biz biliyorsunuz kuramları ayırırız. Özel faktör uyumlu kuramlar, psikodinamik yaklaşım, gelişimsel kuramlar, sosyal bilişsel kuramlar ve postmodern kuramlar ve karar kuramları diye bunları ifade ederiz. Araştırma ve program geliştirme toplamda 5 tane sorumuz var hocam. İstatistik, SPSS bu konularla ilgili hocam üniversitelerdeki değişik kaynaklar var. Bunları kullanabiliriz. Profesör Doktor Serap Nazlı'dan bahsetmek istiyorum özellikle. Serap Nazlı hoca Ankara Üniversitesi öğretim görevlisidir. Kendisi bu alanda yetkin. Hatta şöyle bir
şey söylemek istiyorum. Kendisi kapsamlı gelişimsel rehberlik programının öncüsüdür, akademik düzeyde öncüsüdür. İlk örneklerini kendisi önder olmuştur. İlk olarak Bilecik ilinde bir pilot uygulama yapmıştır. Kapsamlı gelişimsel programla ilgili. Yine Serdar Erkan Hoca Kıbrıs'ta bir üniversite öğretim görevliği yapmış. Hocamızın da kitabını yine sizlere öneririm. Gelişimsel rehberlik, kapsamlı gelişimsel rehberlik programı. Ölçmeyle ilgili kısımlar da artık geliyorlar. Geliyor hocam, muhakkak görmüşsünüzdür. İşte moddur, medyandır. Onun dışında grafik sorularıdır. Bir de istatistik. İstatistik bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor. Paramedik ve non-paramedik testler. Örnek kolaylı bir şekilde. Bunları da dinlersek hiçbir sorun kalmaz. Sekizinci konumuz etik. Etikten kaç soru geliyor? Üç. Hocam, Tim Bond'un kaynağını Profesör Doktor Binnur Yeşilyaprak hocamız tercüme etmiştir. Bu konuyu, bu kitabı ısrarla öneririm. Rahşan Çetinkaya, Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisidir. Israrla bu kitabı da öneririm sizlere. Sebebi sesi çok güncel. Özellikle ACA'nın son etik kodlarını, 2014 etik kodlarını güzel bir şekilde dillendirmiş hocam. Yine bu konuyla ilgili burada olmayan bir kitap daha var. Onu da öneririm. Hocam, hukukçu iki tane karı koca var. Aynur Gümüş ve Alper Gümüş. Bunlar hukukçudur ama PDR'deki bu etik ve yasal konularla ilgilenmişler. Yani PDR ve hukukun kesişimiyle ilgilenmişlerdir. Gelen sorular hocam özellikle standartlar, temel ilkeler bunlarla ilgili. Bilgilendirmiş onay son yıllarda çok sıkça geliyor. Gizlilik ve çoklu ilişkiler yine bu konularla ilgili. Alan eğitimi. Hocam son 15 soru. Son 15 soru aslında vaka, etkinlik ve vaka örnekleri bir de temel rehberlik konuları oluşuyor. Bu kitapların hepsi size fikir verir. İşte iletişimle ilgili Lüfer Hoca'nın kitabı. Hocam her konuyla ilgili soru geliyor. Burada Albert Ellis ile sorarlar hocam. Burada Albert Ellis ile karşılaşabileceğiniz şeyler arasında. Bunu kesinlikle sorarlar. Onun dışında bu kitapları biliriz. Bu kitapları bilmemiz gerekiyor. Bu bölümü okurken bu kitaplardan muhakkak yardım almışsınızdır. Vaka, vaka örnekleri, temel rehberlik uygulamaları bunlar önemlidir. Bir de işte önleme birinci düzey, ikinci düzey bunlar çok fazla soru geliyor. Gelen soruları bu şekilde yine ifade etmiş olalım. Örgütsel yapı yine soru geliyor. Yine bu çerçevede okuldaki rehberlik uygulamaları, iletişim, genel rehberlik dersleri, terapötik koşul ve beceriler bu konuyla ilgili geliyor. Sizin için 2022 PDR ÖABT'yi hocam analiz ettik. Analiz ettiğimizde temel psikolojik kavramlarla ilgili gelen sorularımız 10 tane sorumuz. İlke ve tekniklerle ilgili gelen 14 tane sorumuz. Anormal psikolojiyle ilgili gelen 8 tane sorumuz. Bireyi tanıma teknikleriyle ilgili gelen 7 tane sorumuz, grupla danışma ile ilgili gelen 7 tane sorumuz, mesleki rehberlikle ilgili gelen 6 tane sorumuz, istatistik ve program geliştirme ile ilgili gelen 5 sorumuz, etikle ilgili gelen 3 sorumuz ve alan eğitimiyle ilgili gelen 15 tane sorumuzu konusuna göre bu şekilde tek tek sizler için analiz ettik. Evet, bazı soru örnekleri verelim, ondan sonra çalışma ilkelerle ilgili konuşalım ve bugüne yavaş yavaş noktayı koyalım istiyorum. Hangisi limbik sisteminin bölümlerinden birisidir? Hocam, limbik sistem bir kere ön beyni temsil eden, insan ve hayvanlarda var olan, efendim duygular, efendim öğrenme, motivasyon, bellekten sorumlu olan bir beyin bölümüdür. Corpus callosum, iki beyin yarım küresini birbirine bağlayan bir yapıdır. Amigdala, duyguların belleği olarak bilinir. Cerebellum, beyin içinde yer adıdır. Prefrontal korteks, üst düzey bilişsel fonksiyonlardan sorumludur. Pons, arka beyinde vardır. Şimdi arka beyinde olduğu için bunu kesinlikle eliyoruz. Limbik sistem, talamus, hipotalamus ve hipotalamusa 10 tane yıldız koyun, çok önemli bir birimdir. Hipokampüs ve amigdaladan oluşuyor. Cevabımız tabii ki nedir? Amigdaladır. 2016 çıkmış sınav sorusudur. Adler'e göre bir kişilik kuramları sorusudur. Adler'e göre hocalarım baskın, alıcı,
kaçınan ve sosyal yetkin tip diye tipler var. Bunları sosyal ilgiye göre de ayırmışız. Efendim, baskın tip daha çok saldırgan, alıcı tip hep başkalarının sırtından geçinen, kaçınan tip sorumluluklardan kaçan, sosyal yetkin tip de iletişim becerisi güçlü, sosyal ilgisi yüksektir. Peki bizde neyi arıyoruz? Kişi burada gerçek performansını ortaya koyamıyor. Bir sorunla karşılaştığında çaba göstermeyip kaçıyor. Yani biz burada aslında demeye çalıştığımız şey sorumluluklarından kaçınan insandır. O yüzden cevabımız Ceyhan olmalı. Psikolojik danışmanın aşamalarıyla ilgili bir soru. Hocam biliyorsunuz bu aşamaları biz 1. Kaynaştırma ve ilişkinin kurulması. 2. Problemin saptanması. 3. Hedef tanımlama ve oluşturma. 4. Müdahale seçme ve 5. sonlandırma diye ayırırız. Bunların uygun sırasını arıyoruz hocam. Dolayısıyla cevabımız tabii ki de nedir? B seçeneğidir deriz. Hangisi grupla danışmada? Hocam geçiş süreci ergenliğe benzetilir, fırtınadır. Tüm olumsuz şeyler neredeyse bu evrede görmüş. Direnç, karşı direnç, transferans, kaygıdır vesaire. Üyeler ve birbirlerine karşı ve lidere karşı düşmanca tavırlar sergileyebilirler. Henüz güven oluşmadığı için kendini açmak istemezler. Kesinlikle doğrudur. Geçiş çevresinin bir özelliğidir. Birbirlerini kabul etmesi eylem, davranışsal amaçlara ulaşmayı sağlayıcı etkinliğe yer vermesi eylem ve sonlandırma. Efendim ne verdikleri üzerine durulması yine eylem ve sonlandırma. Destek olma çabaları hocam başlangıç yine bu çerçevede diğer evrelerde görülebilir ama geçiş evresinin en önemli özelliği burada söylediği üzere kendini açmak istemezler güven oluşmamıştır deriz. Hangisi terapötik beceri olan kendini açmayla ilgili doğru değildir? Psikolojik danışman ergenlerde çalışırken 2019 sorusuymuş. Onlar olumsuz etkileyeceğinden dolayı kendini açmayı kullanmamalıdır. Bu yanlış. Çünkü kendini açmayı kullanabilir. Kendini açma danışan içindir. Danışanın kendi çözümünü kolaylaştırmasına yardım etmesi içindir. Psikolojik danışmanın danışanın tercih ettiği iletişim ölçüsüne yönelik kendi duygularını paylaşabilir. Hiçbir problem yok. Kendi açmasının nedeni danışana ihtiyacı olmalıdır. Az önce söylediğim gibi kendini açma danışan içindir. Danışman için değildir. Bu özelliği kullanma sıklığı doğrudur, önemlidir hocam. Kendini açmanın sık kullanması bir iletişim engelidir. Cevabımız Adana'dır. Yanıtma hatası hocam. Envanterleri karışan hatalar var. Toplam 5 tane. Birey kendi durumuna göre değil, toplumun değerlerine göre cevap vermesi sosyal kabul. Teste gerçek cevaplar ve yerine istenen amaca doğru doğrultusunda cevaplar vermesi yanıtma. Evet ve hayır cevaplar vermesi cevapların kalıplaşması ya da tepki yanlılığı. Tahmini ve tesadüfü toto oynamak. Evet, kararsızım, orta yol cevap verme ve boş bırakma. Biz buradan neyi arıyoruz? Yanıtma, yanıtmanın tanımı. Bursa seçeneğinde var. Aile örüntüsü dediğinizde 1. Fenogram. 2. Başkalarının kendisinin gözünde kendi algılayış ve değerlendiriş biçimi. Hocam, kendi algılayış ve değerlendiriş. İşte burada zaten bizi yanıltan, kime göre ben neyim mi, kimdir bu mu? Sevgili hocalarım, birey kendini değerlendiriyorsa sadece bu kime göre benliğimdir. Ama başkaları da o bireyi değerlendiriyorsa, yani bireyin hem kendisi hem de başkaları değerlendiriyorsa kimdir budur? Bu da ne var hocam? Kime göre benliğim? Spontanlıkta, psikodramada vardır. Cevabımız Edirne'dir. Bilirse de psikolojik danışman olarak görev yapmakta olan Derya Hanım son zamanlarda üniversite seçme sınavına hazırlanan öğrencilerin sınav kaygısı konusunda yardım taleplerini ifade etmiştir. Hocam sınav kaygısı dediği için 1. Bilgi ve beceri kazandırması dediği için 2. Bu yüzden cevabımız psiko eğitimdir. Psiko eğitimin en temel özelliği nedir hocam? Bilişsel olması, eğitsel olması, önleyici olması ve gelişimsel olmasıdır. Dün gece ve geç geldin, üstelik haber de vermemişti. Seni çok merak ettim. Nedir bu? Duygu. Bundan dolayı gecikeceğin zaman haber vermeni istiyorum. İstek. Bu da algı. Algı, duygu ve istek. Hepsinin yer aldığı tam mesajdır hocam. 2019 rehabilite sorusu. Öğrencinin gelişimsel düzeyli sınıf rehber programı da dikkat edilir.
Ulusal düzeyde eğitim felsefesi ve mesleki rehberlik, kişisel sosyal rehberlik, bütün bunların hepsi dikkate alınır, cevabımız edinilir. 20 aylık bir arda bebek seslenildiğinde konuşmamakta, konuşan kişinin gözlerine bakmaktan kaçınmakta, tek düze oyunlar oynamakta ve sallanmakta hoşlanmaktadır. Hocam, cevabımız tabii ki otistik bozukluktur. Otizmin en temel özelliklerinden bir tanesi gözle temasın olmaması, tek düze davranışlar, tekrarlayan ve dönen nesnelere karşı aşırı ilgidir. Bu yüzden otizm yaygın gelişimsel bozukluktur. Kaynaştırma çok fazla çıkan bir soru tipidir. 2015'te ÖABT'de çıkmış. Her birey eğitilebilir, öğretilebilir, karar verme süreci aileyle gerçekleşir. Aynı kurumda eğitim görme hakkı vardır. Bir program gerekiyor ama bunun tam tersi olmalı. Yani hizmetler bireyin gereksinimlerine göre değil diyor. Yetersizliğine göre planlanır. Doğrusu nedir? Yetersizliğine göre değil, gereksinimlere göre planlanır olacak. Bir süredir danışanıyla psikolojik danışma yürüten Eylem Hanım'la danışanın varlığını nedensiz biçimde süreç içerisinde gerilim oluşturmuştur. Bu nedenle Eylem Hanım danışanıyla birlikte neden zorlandığını anlamak için bir meslektaşından süpervizyon almalı. Çünkü aktarım, yani hatta karşıt aktarım yaşamıştır. Çünkü liderin yaşadığına biz karşıt aktarım diyoruz. Bu yüzden cevabımız Adana olacak, 2021 sorusu. Psikolojik danışman bilgilendirmiş onay formu okutup imzalatıyor. Çünkü danışan buna göre seçme özgürlüğü var. Yani diyecek ki kardeşim bu yazılanlar bana uygun değil. Ben kimseyle bir şey paylaşmam, gizliliğe uymam. Kardeşim senin seçme özgürlüğün var. Bu yüzden bilgilendirmiş onay formu özellikle alakalıdır. Özellik nedir hocam? Bağımsız olması, bağımsız karar alabilmesi. Arkadaşım bilgisayarı ödünç vermeyince çok sinirlendim diğer çocuğa. Arkadaşının çok kaba davranmış şeklinde taraf tutmuş, bu yüzden sempatik davranmıştır diyebilirsiniz. Hayali katılım, kişisel gerilim, bunlar empatinin alt boyutları. Davis diye bir adam var, ona göre empatinin alt boyutlarından bir tanesi. Bu yüzden hocam empati nesneldir, taraf tutmaz, tarafsızdır ama burada taraf tutulmuş, bu yüzden sempatidir. Sorumuzun doğru cevabı. Gelişimsel yaklaşım. Dönem başında yapacağı çalışmaları hazırlamak, yaptığı faaliyetleri değerlendirmek, öğretim programıyla bütünleştirmek, deprem çalışmaları ilgili kişileri dahil etmek vardı ama bilgilendirme hizmeti temel almaz. Daha çok gelişimsel hizmeti veya çocukların gelişimsel özelliklerini kazandırmaya temel alır. Bu yüzden bu geleneksel bir yaklaşımdır. Bursa'dır sorumuzun doğru cevabı. Evet, çok fazla geliyor. Kim? Yalom'a göre terapötik faktörler. Bir psikolojik danışma sürecinde grubu değerlendiren bir üyenin, hocam kendimi ilk kez bir grubun parçası ilan ettim. Böyle bir yakınlığı tecrübe etmek bana iyi geldi. Birilerinin sizi anlaması, desteklemesi olduğu gibi kabul etmesi o kadar değerli hissediyor ki artık grup uyumu sağlanmış, yani bizlik duygusu gelişmiştir hocam. Umut aşılama, başkaları sorunu çözdüğünü gördüğünde kendi sorunu çözme konusunda sana bir cesaret geliyor. Evrensellik, herkes aynı sorunu yaşayabilir. Kişiler arası etkileşimi öğrenme, kişiler arası ilişkileri öğrenme, başkalarını düşünme, altruizm, yine bunlar da terapötik faktörlerdendir ama yukarısını daha iyi özetleyen bizlik duygusudur hocam, grup uyumudur. Bazı yaklaşıma göre terapötik faktörünün en önemlisi budur, grup uyumu. Hangisi test dışı teknik burada kullanılmıştır? Liderlik özelliğine göre sahip olup olmadığını, özel liderlik özelliğini art arda yazmış. Ardından gözlemlemiş. Bir kere bu gözlem tekniği. Gözlemlemiş dediği için. Hocam gözlem tekniği olmadığı için şunları eliyorum. Anekdot ve özellik kayıt çizelgesi. Özellik yazılmış. Mesela resim yeteneği. Resim yeteneğine uygun nitelikler yazılmış. Kişi de gözlemleniyorsa evet, gözlemlemiyorsa hayır. Buna biz özellik kayıt çizelgesi diyoruz. 2022 sorusuymuş. Evet hocalar, sorularınız var mıdır? Aşağı yukarı ben size bir sene boyunca yaşayacağınız birçok şeyi, konuyu özetlemeye çalıştım. Akademik kaynaklardan bilgi verdim. Sen bir Türk fen bilgisi öğretmeni olsam sana derdim ki hocam ÖABT'yi çalış, çok iyi yap, gerilerine bakma. Ama psikolojik danışma ve rehberlik branşındaki arkadaşlarımızın test seçme, soru konu atlama lüksü yok. Çünkü biliyoruz ki zaten
eğitim bilimleri ve ÖABT'mizin yüksek olması gerekiyor. Bunların 60 üstü zaten olması gerekiyor. Bunun dışında genel yetenek, genel kültür bazı senelerde belirleyici olmuştur, bazı senelerde olmamıştır. Bizim kesinlikle ve kesinlikle yapacağımız günlük programlarda ÖABT'ye yer vermemiz gerekiyor. En az bir, en çok iki eğitim dersine yer vermemiz gerekiyor. Genel kültür, genel yetenekle zorlandığımız dersleri her güne yaymamız gerekiyor. Konuyu özümsememiz gerekiyor. Bol soru çözmemiz gerekiyor. Ardından da konuyu bitirdikten sonra ders denemelerine geçmemiz gerekiyor. Son aylara doğru deneme çözmemiz gerekiyor. Denemeleri analiz etmemiz gerekiyor. Kendimize bir deneme defteri veya düzeltme defteri hedeflememiz gerekiyor hocalarım. İsmail Hoca ve benim selamımla Tek Uzem'i ararsanız size belli konularda %20 kadar bir indirim verecekler hocalarım. Sorusu olanların sorularını cevaplandırabiliriz. Yoksa herkese bu maratonda üstün başarılar dileyerek iyi akşamlar dilemek istiyorum. Sorusu olan var mı hocalarım? Evet. Kendinize bakın. Hocam biz teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Derslerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.